Bugün Bir Gün gazetesinin manşetiydi, her bebek 15.374 lira borçla doğuyor diye. Sonra baktım 2014 civarında, 2014'te de benzer bir başlık başka gazeteler atmış. Sonuçta demek ki yaklaşık 5 seneden beri değişen bir rakam yok. Ama biz bunu bir şekilde bu işin uzmanı olan Profesör Veysel Ulusoy'la konuşalım dedik. Hem bu konuyu konuşalım hem de bir hafta sonunda bir şekilde bir bilanço yapalım ekonomi konusunda dedik. Merhabalar Veysel Hocam. Merhabalar Zeynel Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu tabii Bir Gün'ün manşeti 15.374 lira borçla doğuyor şeklinde manşet. Söylediğim gibi birkaç yıldan beri benzer rakamlar yine söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tabii 31 Ekim itibariyle açıkladığı bir veriden kaynaklanıyor bu. Merkezi yönetimin 1 trilyon 260 milyar borcu varmış. Ne düşünüyorsunuz hocam? Bu borcun eksiği var. Yani daha eksiği yok, fazlası var. Bir bakıma biliyorsunuz bu bir toplam borç rakamı değil. Sadece kamunun borcu ve kamunun iç ve dış borcunun TL bazında toplamı. Birkaç noktası var. Belki biraz mekanik olacak ama onu belirteyim. Ondan sonra yorumuma geçeyim. Buyurun, buyurun. Şöyle yaptığımızda toplam borca dolar ve doların kuru bazında iç borçları da eklediğimizde şu günkü kura göre çok daha fazla bir borç yüküne sahibiz. Yani Bir Gün gazetesinde verilen 1 trilyon 260 küsur milyar lira borç yerine aslında 1,5 trilyona yaklaşan bir borcumuz var. Yalnız ikinci bir faktör daha var Zeynel Bey, o da şu. Şimdi biz hani karar vericilerin tabiriyle ekonomik türbülanstan geçiyoruz, kriz değil diyoruz ama tanımı bir kenara bırakalım. Ekonomik zorluklar içinde kalan bir ekonomide toplam borç kamu ve özel sektörün borcudur. O da toplam halkın borcudur. Yani üzerine direkt hani bir doğuştan bir borç olarak gelmeyebilir ama örneğin toplam dış borcun %70'ine yakınını özel sektörün oluşturduğu bir mekanizmada enflasyon daha fazla olacaktır. Dış ticaret fazlası, evet. Dış ticaret açığı daha fazla olacaktır. Dış borç ödemeden kaynaklanan faiz maliyeti daha fazla olacaktır. Dolayısıyla toplumun üzerine direkt olmasa bile dolaylı yönden yine aynı borç belki de çarpan şeklinde gelecektir. Hı hı. Yani buna baktığımızda biz doğan kişinin borcu ama bir de çalışan kişinin üzerindeki yüke de bakalım. Yani düşünün 65 milyon çalışabilir bir nüfusumuz var. Çok teknik oldu ama bunları açıklamak zorundayım. Yok yok, dinliyoruz. 65 milyon çalışabilir nüfus olan bir memlekette sadece çalışan kişi sayısı 28,5 milyon. Dolayısıyla bu 28,5 milyona bölmemiz lazım bu yükü. Tabii ki bizim çocuklarımız borçta doğuyor ama daha mantıklısı çalışan nüfus üzerindeki borç şeyidir. Bu da zaten kendi varlığını geçen bir yapıdadır. Yani yaklaşık hani TL bazında 48 bin lira bir gelirimiz olduğu fikri var şu noktada. Zaten borcumuz da o kadar kişi başında. Özellikle son 2 yılda çok artmış değil mi hocam? Borç tutarı sert şekilde 2017'nin Ekim ayındaki borç miktarı 867 milyar lira. 2018 Ekim ayında 1 trilyon 83 milyar lira. Yani insanlar. Yaklaşık %40 bir artış var, evet. Hani benim hesabıma göre %50-%60 bir fark var. Yani bu yıl sonundaki kurla çarparsak dış borcun eklemesiyle daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu ivme devam eder mi sizce? Şimdi dış borçların ben bu sabah maliyet yapısına baktım. Yeniden finanse ettiğimiz, daha doğrusu yeni borç almıyoruz biz, sadece eski borçları yeniden finanse ediyoruz. Evet. Yani yeniden borçlanıyoruz. Sanki aldık da verdik gibi bir yapıda ama alıp verirken maliyetimiz eskiden 3, 4 veya en fazla 4,5'tu dolar bazında veya euro bazında. Aynı parayı yeniden borçlanarak hiç kasamıza girmeden 6 ile 8, %8 arasında borçlanıyoruz. Bu da şu demek Zeynel Bey, aslında 15.374 lirayla borçla doğan bir çocuğumuzun bir sonraki aşamasında gençliğe adım attığı aşamada 10-15 yaşında borç yapısı şu anda sabit kalsa bile %50 artacak şekilde bir mekanizmaya dönüyor. Ki zaten sabit kalmayacaktır, zira
hem TL bazında borçlanmalar bugünlerde fazlalaştı, hem de dolar bazında yeniden finanse dediğimiz borcun maliyeti yüklendi. Sonuç itibariyle toplam yükü, halkın üzerindeki toplam yükü inanılmaz bir seviyeye geldi diyebilirim. Evet. Kişi başına düşen borç 6 yılda, 5 yılda 2'ye katlandı diye bir veri var tabii. Bu da sizin dediklerinizi doğrulayan bir şey. Peki hocam, bu enflasyon rakamlarından bahsetmiştik geçen sizinle buluşmamızda, görüşmemizde. Mevsimsel baz etkisiyle tabii Ekim ayına yönelik bir enflasyon rakamıydı ve %8,55 olarak açıklanmıştı. Aylık en fazla fiyat artışı da tabii giyim ve ayakkabı grubundaydı. Tabii bunlar şimdi enflasyon rakamı 8,55 olarak açıklandı. Bu ayı nasıl bekliyorsunuz siz? Kasım ayı, Aralık ayı, yılbaşına doğru? Şimdi ortalama aylık bazda %1 ve 2 artarsa aydan aya, yıl sonu itibariyle %11 ve 12'lere yakınacak. Baz etkisi de bitimiyle. Aslında bunlar pek önemli değil Zeynel'de. Evet. Yani dikkat ederseniz artık hem işsizlik hem de enflasyon sayıları aşar niteliğe sahip oldu. Yani sayıların artık bir önemi yok burada. Örneğin enflasyonun 8,55 olduğu bir yapı şu demek: geçen yıl zaten %100 artan fiyatların üzerine %8,55 geldi. Bu da aydan aya yöntemle, yani baz etkisi yöntemiyle hesaplandığı için aslında doğru da değil. Yine TÜİK'in rakamlarına gidin. Aylık itibariyle ortalamaları alın ya da değişken ortalamaları alın. Yaklaşık %16-17 civarında şu noktada. Ki bu da biliyorsunuz resmi veriler yani. Dolayısıyla hayat pahalılığı kavramını biraz öne çıkarmamız lazım bizim. Enflasyonu aştık artık, rakamları aştık. Evet. İşsizlikte de keza öyle. Yani %14 rakam bize neyi ifade eder ki? Toplam 82 milyon nüfusu olan bir ülkede 28 milyon kişi çalışıyor. Bunun kafa sayısı olarak değerlendirildiğinde bir manası yok. Ne kadar çalışıyor, kaç saat çalışıyor, kalite temelli ne kadar çalışıyor, yani üretkenliği ne kadar sorusunun sorulması lazım şu noktada. Geçim için çalışan, sadece boğaz için, mutfak için çalışan bir toplum mu konuşuyoruz, yoksa güzelce bir yaşam şekline sahip olan, tasarrufu bir kenara bırakan, yurt dışına istediği zaman gidebilen, ki bize lüks görünüyor ama insanın doğasında gerekli bu talebinde. Bunları konuşmamız gerekirken biz sayılara boğuluyoruz. Boğulmamamız lazım. Bununla çıkmamız lazım. Evet, aslında işsizlikle ilgili bir soru soracaktım, vazgeçirdiniz bir anlamda. Çünkü doğru, haklısınız, %14 şeklindeki işsizliğin bir anlamı var mı yok mu? Ben de sorgulamaya başladım bu yaptığınız yorumdan sonra. Peki en azından asgari ücretle ilgili bir şey sorayım hocam. Biliyorsunuz işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir ücret tespit komisyonu var. 2020 yılında geçerli olacak, asgari ücreti belirleyecekler. En azından halkımız cebine girecek olan para konusunda hiç değilse meraklıdır diye düşünüyorum. Bu toplantıdan bir beklentiniz var mı? Daha doğrusu tahmininiz var mı? Benim hiçbir zaman bu komisyonlarda beklentim olmadı ve bu da maalesef beni haklı çıkardı. Şöyle, bu arkadaşlar hem hükümet tarafı hem işçi temsilcileri tarafı yüzlerce saat boşuna zaman harcıyorlar. Yani bunu bir yapıya dayanarak söylemiyorum, bir siyasi kanadı da yok. Tamamen ekonomi politik. Yani orada eller görsün, masada duralım, işte hani işçinin haklarını savunuyoruz, bak koparıyoruz ve benzeridir. Dikkat ederseniz geçen ay galiba yeni ekonomi programı geçen ay yayınlandı en son. Daha evet. Doğrusu tartışıldı, yayınlandı diye bir şey yok, tartışıldı. Orada artık beklenen enflasyona göre ücretlere zam yapılacak. Bu asgari ücret dahil. Yani beklenen nedir? Birkaç yıl içinde trendi ne olacak enflasyonu? Ben A4 kağıdı üzerine yazacağım, sen de bunu kabul edeceksin diye. Bu durumda nedir biliyor musunuz? Ne sendikaların etkisi kaldı, ne bu konuşmaların bir verimli yapıya dönüşmesi kaldı, ne de başka bir şey. Sadece diyecekler ki efendim yeni ekonomi programında biz zaten %5 dedik enflasyona. Alın size ilk 6 ay 2,5, hadi bizden de yarım puan 3-3,5 ve benzeri diyecekler ve böylece kapatacaklar. Yani ben bunu bir oyun teorisi, çok çok önemlidir ekonomide oyun teorisi kursu veya yapısı. Bir oyun teorisi içinde halay çekmeye benzetiyorum tabiri caizse. Yine hüsran olacak, yine biz masadan kalktık ama bak yeni geldik, işte şu kadar 20 lira zam oldu, 50 lira İşte şuna ek para aldık ve benzeri diye geçiştirecekler. Yazık, ülkemize yazık oluyor. Yani bu tartışmalar, bu boşa zaman harcamalar bizi bir yere götürmez. Büyük bir kalkış, büyük bir
yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var ekonomide. Bunu belirtmek isterim. Evet, hızlı bir ekonomik daralmaya doğru ilerliyor Türkiye ekonomisi. Sizin de her seferinde belirttiğiniz gibi resesyonun ne kadar sert olacağı ve ne kadar uzun süreceği konusunda bir öngörünüz var mı en azından hocam? Zeynel Bey şöyle, şimdi benim doktora zamanında 95 gibiydi zannedersem, o dönemde Meksika'nın moratoryum ilan edişini tattık. Niye tattık? Bütün dengelerin bozulduğu, borç yapısının çekilemez olduğu, özel sektörün borç yapılanmasının çok fazla olduğu bir döneme rastlıyordu. Bunu çok iyi analiz ettim örneğin ben doktora zamanında. Bir de biliyorsunuz 97-98 Kore'nin tamamen kamusal bazda battığı bir dönemdi. Yani hükümet artık ben borçlarımı, dış borçlarımı ödeyemiyorum, moratorium ilan ediyorum dediği bir zamandı. Oradaki dönemi çok iyi tahlil etmek lazım. Oradaki değişkenleri, ekonomik faktörleri çok iyi tahlil etmek lazım. Bu dönemde Türkiye'nin borcu gerçekten ödenemeyecek yapıya geldi, sıkıştık. Fakat tek şansımız burada bizim. Maalesef mi diyeyim ya da Allah'tan mı diyeyim, bu finansal türev piyasalarında biz TL verip dolar borçlanıyoruz. İşte Eurobond verip dolar elde ediyoruz ve benzeri gibi finansal ürünler çoklaştı. Hı hı. Bu finansal ürünlere dayalı sanki Osmanlı'nın 1850'lerde yaşadığı her yerden borç alalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye takla attığı bir dönemde ki yapıya benzetiyorum bu. Yani biz kağıt verip dolar aldığımızda sanki gelirimiz arttı gibi, sanki borçlarımız azaldı gibi bir his içindeyiz. Bunu çok iyi tartmamız lazım. Zira dediğim gibi her borcun maliyeti şu anda alınan ya da yeniden finanse edilen her borcun maliyeti bir önceki maliyeti %50'sinden fazla. Bu götürülemez. Bu böyle devam ederse bu cümleyi kullanmak istiyorum. Devlet moratorium ilan eder. Bunu söylemek istiyorum. Yani bunu dediğim gibi görmeleri gerekir. Karar vericilerin bu çerçevede de yeni plan yapmaları gerekir. Özel sektörün borcu, kamuyu belki bir kenara bırakabiliriz ama özel sektörün borcu ödenemeyecek niteliklere ve hacme sahip oldu. Özel sektörün borcu da toplumun borcu olduğu için tamamen biz olumsuzlukları yaşayabilecek seviyeye geliyoruz diyebilirim. Peki hocam, çok teşekkürler. Bu haftayı da böyle sizinle kapatmış olalım ekonomi konularında. Ciddi olarak bizi bir yine daralma, yine resesyonun ne kadar sert olacağı konusunda henüz daha net bilgi yok. Ama bakalım, bu sorunlarla herhalde yaşamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde tekrar bakacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bize bağlandığınız için eksik olmayın.